niye bunun içinde var? Genellikle şöyle bir şey yapılıyor. Adem Yavuz Aslan'ın bir yayında gördüm öyle bir söyleyişini. Cemaat bu kadar salak demiyor da işte salaka benzer bir laf söylüyor. Siz öyle anlayın. Böyle bir şeye niye kalkışsın diyor. Benim de buna verecek cevabım gerçekten cemaat o kadar güçlü ve örgütlü, yıllarca devleti içerisinde örgütlenmiş bir yapı olarak bir şey atfediyorduk. Ama 15 Temmuz günü gördük ki o kadar da akıllı değillermiş. Fethullah Gülen'in yaratıcılığının, zekasının ve komproculuğunun da sınırları varmış. Ve büyük ölçüde bu kendine aşırı güvenden kaynaklanan bir şey. Yani şunu söylemek, bir şeyi yapıp beceremiyorsunuz, ondan sonra niye bunu yaptın diye soranlara ben bunu beceremeyecek kadar aptal mıyım diyorsunuz. Ona verilecek cevap kusura bakma ama aptalsın olur. Burada da böyle bir saçmalığı cemaat niye yapsın diye bir açıklama yapmaya çalışıyorlar. Cemaat böyle bir saçmalığı niye yapar? Çünkü cemaatin kendisi başından itibaren 1970'li yılların ilk yıllarından itibaren bir gizlilik üzerine, saçma bir arayış üzerine, bir koca Türkiye'de bu büyük ülkeyi ele geçirme gibi saçma bir fikir üzerine bina edilmiş bir yapı söz konusu. Dolayısıyla bu yapının bir yerde duvara toslaması kaçınılmazdı. Bu 15 Temmuz 2016'da oldu belki. Belki daha öncesinde olmuştur. Ama şu açıklamanın ötesinde bir açıklama göremiyorsunuz. Biz bunu yapacak kadar deli miyiz? Biz bunu yapacak kadar şey miyiz? Biz onun dışında hiçbir şekilde yok. Bu bir tamamen bir komplo vesaire falan diye tarif etmeye çalışılan bir şey var.